Burcum yay abi. Dünyanın en iyi burcu. Yay burcu dünyanın en iyi burcudur abi. Okuyoruz şu anda. Yay burcu özellikleri erkek. Okuyoruz abi. Dünyanın en iyi burcu. Yay burcu erkeğin özellikleri. Evet. Ananına mı 8 sayfa yazsaydın? Ha, bu yay burcu erkeğini tavlamak isteyen kızlar için yazılmış bir sayfa. Hemen okuyorum abi. Yay burcu erkeğin fizikle özelliğini bilen bir kişi onu kolaylıkla bir kalabalık içerisinde seçebilir. Allah Allah, şişko hepimiz galiba. Göz hatları gerçekten geniştir ve dolgun dudaklara sahiptir. Saçları genel olarak dalgalı ve karışık bir görünümdedir. That's true nigga. That's true. Bu doğru. Gülümseyen beyaz yapısına sahiptir. Gözleri adeta bir pırlanta gibi parlar. Bak şimdi diğerlerini de okuyacağız. Herkesi böyle övüyor. Herkes de diyor ki ha vallahi beni yazmış ha. Yay burcu erkeği mecbur olmadıkça sakallarını kesmez. Kirli sakal bırakmaya meraklı tiplerdir. Yay burcu erkeği genel olarak uzun boylu ve atletik bir vücuda sahip. Vallahi billahi bu benim ya. Her zaman spor kıyafetler giymek ister. Bu doğru. Çekil çukur giyinen insanları sevmiyorum. Hatta spor ayakkabıyla önemli bir toplantıya katılan kişi mutlaka yay burcu erkeğidir. Doğru. Giyimleri veya dış görünümü onlar için pek önemli değildir. Ya vallahi doğru ama bu ya. Bu nedenle modayı takip etmezler ve çok da şık oldukları söylemez. Daha ayrı. Daha ayrı. Kim yazdı burayı? Sikerim daha ayrı. Doğru. Doğru. Şık değilim. Salaş bir adamım. Sikim ne diyeyim? 15 tane siyah tişörtüm var. Değiştirip Oh değiştirip giyiyorum abi. Kafam rahat yani. yeah. Kafam çok rahat. Vallahi. Yay burcu erkeği genel özellikleri. Oh my god. Yay burcu erkeği entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Lala. Kibar, son derece bilgili ve beyefendi bir erkektir. Şimdi hepsi doğru ama beyefendi değil. Hayatının her anında bu şekilde yaşamak ister. Aslında bu durumun onlar için çok önemlidir. Ya ne biçim Türkçe bu ya? Renkli, sevecen ve ılımlıdırlar. Cana yakın davranışları insanlar tarafından sevilen bir erkektir. Ya bu benim. Vallahi benim ya. Ben de yay burcuyum yalan. Oğlum sen herhalde hangi köyün yayı bu? Sumo atletizme giriyor muydu? Girer. Yay burcu erkeği daima iyi niyetli davranışlar ve hareket eder. Kimse için kötü düşünmez. Vallahi billahi. İnsanları sınıflara ayırmak yerine onlara değer vermeyi tercih eder. Hiç ayırmam. Pleb, köylü bunları ben çıkarmadım. Son derece duyarlı bir yapıya sahiptir. Bravo. Kimse onun için düşüncesiz ve duyarsız diyemez. Diyenin anısını. Derse de yanılmış ve yalan söylemiş olur. Yalancılar, ahlaksızlar, şerefsizler, çok konuşkan ve içten kişiliği vardır. Oley lan. Yay burcu erkeği oldukça enerjiktir. Enerji patlıyorum. Daima kendisi iyi hisseder ve sürekli olarak hareket halinde olmak ister. Valla iyi hissediyorum da vücudumu korumam lazım. O kadar hareket edeyim. Hareketsiz ve monoton yaşam yay burcu erkeğini çok sıkar. Yo, kapat beni eve, ver bilgisayarı. Çat çat çat. Açık havada vakit geçirmek yay burcu erkeği için çok önemlidir. Hayır abi, güneş gördüm mü sinirli olurum. Kapalı ise siktir git, bu yalan full yalan. Yay burcu erkeği için dostları çok önemlidir. Şimdi mesela bu yalan deyince şey diyor. O zaman yükselenin ne? Yükselenle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Oğlak burcu ise yükselenin tabi orada dışarı çıkmak istemiyor olabilirsin. Ya, ya sikim bunlar ne ya? Yay burcu erkeği aşk. Oğlum yay burcu erkeği ve aşk deyin. Yay burcu erkeğiyle aşk deyin. Bu nasıl bir Türkçe ya? Paint'ten yapılmış bir aşk işareti. Yay burcu erkeği aşk hayatında tam bir kumarbazdır. Ananı siktim çocuk. Aşk hayatında her türlü rüzgara kapılabilir. Yakıcı ve durdurulması zor aşık olduklarını belirtmek gerekir. Özgürlüğüne düşkün yapıları vardır. Kolay kolay da ayrı özgürlüklerinden vazgeçmezler. Aslında bu tarz davranışları cazibesini arttıran double T etkendir. Dürüst yapısı aşk hayatlarına da yansımıştır. Ancak bu kadar dürüst olması kısa vadeli ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olur. Çünkü uzun vadeli ilişkileri kurmak isterse yararını olabilir. Ne diyorsun ya? Yay burcu erkeği aşk hayatında hem enerji hem de duygusal bir erkektir. Şimdi niye düzgün yazdın ya? Romantizmden hoşlanan ve son derece flörtçü olduğunu bilmek gerekir. Yay burcu erkeği bir kadınla birlikte olmak istiyorsa mutlaka bunu başarır. Hide your wives. Hide your kids abi. Karşı konulmaz cazibesi bu konuda aşırı derecede yardımcı olur. Aşık olduğunda sadık bir partner olur. Zaman zaman da kıskançlık gösterebilirler.
Ha, sorunda olumsuz bir şeyler okuyacağız. Yay burcu erkeğin olumsuz özellikleri arasında en dikkat çekici, göze çarpan huzursuz ve fevri olmasıdır. Duyarsız davranışlar sert. Ulan başta duyarlıdır diyordun. Duyarsız diyen orospu çocuğudur diyordun. Kendini aşırı derecede beğenmiştir. Doğru. Uyuşuk yani pratik olmayan bir düşünce yapısı. Ya ne alakası var? Tembel, patavatsız, fazla iyimser ve dikkatsizdir. Abi inanılmaz, hayatın pratiklik üzerine kurulu ya. Ben sıçarken ayakkabısını giyen bir adamım abi. Ne diyorsunuz siz ya? Tamam tembelim. Evet patavatsızım. Fazla iyimserim. İyimserim ama dikkatsiz değilim yani. Bu evden çıkarken o ceplere 25 kere vururum. Cüzdan alındı mı? Enaktar alındı mı? Hayırdır amına koyayım? Nasıl kadınlardan hoşlanır? Bundan hoşlanmam. Yay burcu erkeği kendisine her koşulda uyum sağlayacak, her zaman ilgili olacak ancak kendisini fazla kısıtlamayacak kadınlardan hoşlanır. Oğlum bu bütün erkeklerin hoşlandığı kadın yapısı zaten. Seviyesini ve çizgisini koruyan olgun kişiliğe sahip, macerayı seven ve renkli hayat yaşamaktan hoşlanan bir kadından yay burcu erkeğinin hoşlanmaması neredeyse imkansızdır. Ya suratı sivilce doluysa? Paylaşımlarında sınırlı ve sabırlı olan her şeyi hemen yaşamak istemeyen kadınlardan hoşlanır. Aksi halde kısa sürede bıkar. Doğru. Doğru. Ziver. Atlarda yürürken sıçar. Daha ayrı Mr. Elavdet. Verse sanki sikmeyeceksin. Ya arkadaşlar ben doyuma ulaşmış, libidosu patlak olmayan gayet düzgün bir adamım. Lütfen kendinize karıştırmayın beyefendi.